yeni bir öğretim yılına yaklaşıyoruz. Efendim kayıt süreçleri başladı, kayıtlar devam ediyor. Fakat birçok veliden işte okullarla ilgili şikayetler gelmeye başladı. Bu her yıl oluyor efendim. Yani kayıt parasıyla ilgili işte bazı okullar şu kadar para vermezsen çocuğu kaydetmeyiz gibi böyle bir dayatma da bulunuyorlar. Şimdi okulda iki türlü bir idare var, bir de efendim okul aile birliği var. Şimdi idareye sorduğun zaman diyor ki biz para almıyoruz. Okul aile birliği bağış topluyor. Yani bağış demek gönüllü veriyorsun anlamında. Fakat oraya bağışta bulunmazsan idarede kayıt yapmıyor gibi böyle bir sıkıntı var. Sonra bakıyorsun işin gerçeği nedir? Şimdi idarede bazen kendi başına kendince bazı savunmalar yapıyor. İşte okulun boyası var, tamiri var, temizlik malzemesi var vesaire. İşte diyelim ki orada kadrolu olmayan personeller var. İşte oraya bir güvenlik çalıyor, bilmem ne alıyor falan filan filan bunun gibi. Onlar da kendini öyle savunuyor. Yani bir yerde bir şeyler dönüyor. Yani kayıt parasız, kayıt yapmak imkansız gibi. Yani bir okul müdürü ben kayıt parası almadan kayıt yapıyorum derse o okul nasıl dönüyor dersin sen de. Yani bunun gibi. Şimdi okulun gelirleri var. Ne var? İşte orada bir kantini var. Bazı okul işte efendim bahçesini otopark yapmış. Bazı okul bahçesini halı saha yapmış, birine kiraya vermiş. Bazı okul efendim tiyatrocuları çağırıyor, işte orada gösteri yapıyor, çocuklardan para topluyor. İşte göstericiye küçük bir meblağ veriyor. Gerisini efendim okulun bütçesine katıyor. Veya bakıyorsunuz işte efendim hokkabaz çağırıyor, sihirbaz çağırıyor, palyaço çağırıyor. Artık çocukların nasıl psikolojisi onunla etkileniyor, olumlu veya olumsuz onu bilemeyiz. Bunun gibi yani bir şekilde bir şeyler dönüyor. Sonra bunlar tabii resmi olmadığı için inkar etmek de kolay oluyor. Ama sonuçta bana böyle şikayetler geliyor. Ha gelmezse iyi olur ama geliyor. Bak bana şikayetler gelirse o müdür arkadaşlar sıkıntı yaşarlar, haberiniz olsun.